Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, latif, mübarek, pâk, ruhu tayyibelerine, ehl-i beytine, sahâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazaratının ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selametine, şerirlerin şerlerinden muhafazasına, bütün İslam dünyasının selametine, Ramazan-ı Şerifimizin ümmet-i Muhammed'e hayır, bereket, rahmet olması niyaz duasıyla bir Fatiha-i Şerif, üç İhlas Allah'a olsun. Muhterem kardeşlerimiz, ilk okunan Tövbe Suresi'nin 111-112. Ayetleri okundu. Bu ayetlerde Cenab-ı Hak imanımızı test etmemizi arz ediyor. Sahâbî imanı test etti. Bu imanı test edenlerin 112. ayetleri de vasıflarını bildiriyor. Saffat Suresi okunan ayetlerde de Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam nasıl Cenab-ı Hak'la dost oldu? Bu fedakarlık karşısında Cenab-ı Hakk'ın İbrahim Aleyhisselam'ı tatif etmesi, ona kıyamete kadar bir nam vermesi, işte tayyattan sonra salavatlarda İbrahim Aleyhisselam'ı zikrediyoruz. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam'ı tebrik ediyor. Efendim, Ramazan-ı Şerif Hakk'ın dostluğuna davet. Bir davetiye bize Ramazan-ı Şerif. Dostluğu güçlendiren de fedakarlık. İnsan sevdiğine karşı sevgisi ölçüsünde fedakarlık yapmayı zevk ve vazife olarak telakki eder. Resulullah Efendimiz el meru me'amen ehabbe buyur. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Demek ki Ramazan'ın bir dostluk iklimine girebilmek. Peygamberin ahlakıyla ahlaklanabilmek. Onun fedakarlığından hisse alabilmenin gayreti üzere olabilmek. İşte ashâb-ı kirâm Rasûlullah Efendimiz'e dost oldu. Onun Ramazan-ı Şerif'teki eşsiz sâvetine, cömertçe infakına, huşu ve tevazu ile eda ettiği ibadet hayatını kendilerine örnek olarak aldılar. Nasıl ki uzmanlık için muhtelif seminerlere girerler. Kendini yoğunlaştırırlar uzman olacak branşta. Veyahut da sporcular kamplara çekilirler. Bu şekilde girecek müsabakada güçlenmeye gayret ederler. İşte Ramazan-ı Şerif de Hakk'a yaklaşma mevsimi. Kendimizin ruhani hayatımı bir güçlendirme mevsimi. Zira Cenab-ı Hak ebedi saadet kulunu cennete davet ediyor. Ramazan-ı Şerif'te Cenab-ı Hakk'ın affının, merhametinin bir tuğyan halinde olduğu bir ay olmuş oluyor. Oruç, iftar, sahur, teravih, mukabele, dua, zikir, zekat, itikaf, bin aydan daha hayırlı Kadir gecesi bu mektebin temel dersleri. Bu Ramazan mektebinin temel dersleri. Bütün bu dersleri layıkıyla idrak edip İmtihanlarda yüksek bir not alabilmek için ilahi bayramına ererek ebedi kurtuluş beraatını alabilmenin en güzel yolu Cenab-ı Hak bir bayram veriyor arkadan. Bayram bu Ramazan-ı Şerif'in şahadetnamesidir. Tabi bu şahadetnameye layık olabilmenin gayreti içinde olabilmek, Cenab-ı Hakk'a iltica edebilmek. Seherlerle, ibadetlerle, dualarla bir iltica halinde olabilmek. Kendimizi ibadetlerle yoğunlaştırmak, ibadetlerde ve hizmetle yorulmak, dünyevi işte biraz tatil etmek, esas tatil budur. Kendimizi Ramazan-ı Şerif'te bütün gücümüzü yoğunlaştırmak Ramazan-ı Şerif'te, bu şekilde bir bayram şahadetnamesine nail olabilmek. Sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Cibril bana göründü. Ve Ramazan-ı Şerif'e erişip de günahları affedilmeyen kimse rahmetten uzak olsun dedi. Ben de amin dedim. Demek ki Ramazan-ı Şerif bu şekilde affın tuğyan olduğu bir ay. Tabi burada kul hakkı, borçlar bunlar devam ediyor. Tabi bu Ramazan-ı Şerif Resulullah Efendimiz o ahlakıyla fazla debdebe, şaşa, iftarlar, lüks yerler filan değil, mütevazi olarak. O şekilde bir Ramazan-ı Şerif.
Çünkü Cenab-ı Hak İbadurrahman yerin bir devazi olarak dolaşırlar buyuruyor. Yani bu riyazat mevsimini oburluk mevsimine döndürmemek, Ramazan-ı Şerif'in ruhuna, özüne, mana ve gayesine tamamen zıt bir durumda olmamak. Hele fukaraya sadaka, zekat, fitre, ikramlarla ulaşmanın talim edildiği bu mevsim. Bu mevsim çok dikkat etmek lazım. Verirken de iftarlar vesaire bir tevazu için, bir hiçlik için olmalı. Zira Cenab-ı Hak ye'uzu sadakat, sadakaları ben alırım buyuruyor. Bilhassa bu Ramazan-ı Şerif, matemlerin civarına varmaya, Cenab-ı Hak imtihan olarak bir Suriyeli kardeşlerimizi gönderdi. Bir zamanlar aynı coğrafya parçasını beraber paylaşıyorduk. Kavlen meysura, onların bir ruhlarına sevinç verici, onlara bir dostluk kurabilmek, arkadaşlık yapabilmek, bu yoksul evlere kumanyalar taşıyabilmek, Kur'an talebeleri, yetimlerle, muhacirler, mütevazi sofralar iftar açmaya gayret etmelidir. Velhâsıl gönül âlemimiz bütün mahlukata dergâh haline, sığınak, barınak haline gelecek. O şekilde Cenâb-ı Hakk'ın rızasını elde etmenin gayreti içinde olacağız inşallah. Yine Ramazan-ı Şerif, helalleri riyazat halinde kullanarak haram ve şüphelerden ne kadar sakınmamız gerektiğinin talim edildiği bir aydır. Orucun yine Cenâb-ı Hak katında makbul olabilmesi için, cehenneme kalkan olabilmesi için göze de oruç lazım, kulağa da oruç lazım, bedene de oruç lazım. En mühim dile de oruç lazım. Oruç bir bütündür. Yani bütün Cenab-ı Hakk'ın verdiği bütün azalarımıza oruç tutturabilmek. Bu şekilde orucun bir kalkan olabilmesi. Efendimiz buyuruyor. Oruç sadece yemek, içmek vesaireden kesilmek değildir. Kâmil ve sevaplı bir oruç ancak faydasız sözden, boş vakit geçirmekten, kötü söylemekten, boş laflardan ve nefsi emmâmin bütün temayüllerinden vazgeçebilmektir. Şayet efendim buyuruyor, biri sana yanlış bir şey söylerse, sen ona bir cevap verme. Yani ona şüphesiz ben oruçluyum de, oradan devam et. Zira Cenâb-ı yine ayet-i kerimede, İbâdurrahman, yeryüzünün mütevazı olarak dolaşırlar. Cahiller sataştığı zaman da selâmâ derler, geçerler buyuruluyor. Velhâsıl Cenâb-ı Hak bu riyazat ayında inşallah muvaffak eylesin. İnşallah bir bayram sabahına, bir Ramazan şehadetnâmesi alarak bir bayram sabahı nasip eylesin. Hayatımız inşallah bir Ramazan-ı Şerif halinde olur. Son nefesimiz gerçek bayram olur inşallah. Hak dostuna Muallâ bin Fadıl var. O şöyle buyuruyor. Selef-i Sâlihîn, yani Efendimiz'in arkasından gelenler, Cenâb-ı Hakk'a 6 ay evvelden Ramazan-ı Şerif'e ulaşmak için dua ederlerdi. Mağfiret ayına ulaşabilmek için, temizlenmek için. Yine bayramdan sonra da 6 ay Ramazan-ı Şerif'in kabul için dua ederlerdi buyuruluyor. Efendim, ayet-i kerimelere geldiğimiz zaman, İslam bir fedakarlık dinidir. Ayet-i kerimede ilk okunan Tövbe suresinde Cenab-ı Hak Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendine verip cennet karşısında satın almıştır buyuruyor. Bu ayet Akabe'de indi. Allah'a biat etti Medineliler. Resulullah Efendimize biat etti. Abdullah bin Revaha sordu. Ya Resulallah de biz Allah'a biat ediyoruz Celle Celaluhu. Sana biat ediyoruz. Bunun karşılığında ne var diye sordu. Onun üzerine bu ayet-i kerime indi. Abdullah bin Revaha, ya Resulallah ne güzel alışveriş yaptık dedi. Canları malı cennet satın alar, ne güzel alışveriş yaptık dedi. Bu biz alışverişten asla dönmeyiz dediler. Demek Cenab-ı Hak bize mal veriyor, niye veriyor malı? Ona vermiyor, bana veriyor. Niye ona vermedi, bana verdi? Demek ona karşı benim vazifem nedir? Ben ona nasıl maddi ve manevi yardımda bulunacağım? Bunun bir hesabı var. Her şeyin hesabı var. Gözün hesabı var. Cenab-ı Hak gözler konuşacak buyuruyor. Ama kurtuluyor bundan. Kulağın varsa onun hesabı var. Bedenin gücü varsa bedenin gücünün hesabı var. Dilin varsa dilinin hesabı var. Velhâsıl
her şeyimizi ağır bir imtihanın içinde olduğumuzu Cenab-ı Hak bize tebliğ ediyor.